Kısa ve özden herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan. Ben Bülent Şık. Merhaba hocam. Bugün evde yoğurt yapmanın tarifini değil, evde yoğurt yapmanın inceliklerini konuşacağız. Çünkü bu konuyla ilgili kafamıza takılan bir sürü soru var. Sütü nasıl temin edeceğiz, nasıl kaynatacağız, kıvamını nasıl ayarlayacağız? Şimdi bu noktada önce temin edeceğimiz o sütle başlayalım istiyorum hocam. Nasıl bir süt seçmeliyiz? Teminini nereden gerçekleştirmeliyiz? Güvenilirliğinden nasıl emin olmalıyız? Şimdi tabii eğer temin etme açısından bir sorun yaşanmıyorsa, bu İstanbul Büyükkent'te çok zor büyük kentlerde ama ben Antalya'da yaşıyorum. Burada görece çok daha kolay. Çiğ süt dışarıdan çiğ süt almakta eğer güven ilişkisi kurduğumuz bir satıcı varsa bir sorun görmüyorum ben açıkçası. Onun dışında eğer yoğurt yapacaksak pastörize sütler de kullanılabilir. Özellikle şişe sütler bu konuda epeyce uygun. Eğer güven ilişkisi kurmadığımız ya da güvenmediğimiz bir kişi varsa, yer varsa oradan süt almak biraz sorun yaratabilir. Süt sağılır sağılmaz çünkü soğutulması gereken bir gıda maddesi ve bu yapılmadığında süte bulaşan bakteriler hızla çoğalır. Ve bu çoğalmış bakteriler sütün yapısını dönüştürür. Biz daha sütü ocağa koyup hafif ısıttığımızda işte kesilme dediğimiz problem oluşur. Dipte bir çökelek oluşur. Kesilme sütün sağlıksız, uygunsuz koşullarda çiğ sütün üretildiğinin en önemli göstergesidir diyebilirim. Evet. Tabii bir de sütün yani hayvana verilen antibiyotiğin, süte konulan koruyucu maddelerin de çok önemi var değil mi hocam süt seçiminde? Evet. Şimdi tabii bunu gözle ya da tadarak, koklayarak anlamamız olanaksız. Sütün özellikle yaz aylarında bu kesilmesini engellemek, yani süte bulaşan, ineğin memesinden, sağıcının elinden, çeşitli alet ekipmandan bulaşan bakterilerin çoğalmasını engellemek için zaman zaman koruyucu madde katılabilir. Çeşitli dezenfektan maddeler katılabilir. Ya da hayvan hastadır. Antibiyotik kullanılmıştır. O antibiyotik sütüne de geçer. Şimdi bu tip sütler yoğurt tutmaz, yani pıhtılaşmaz. Dolayısıyla biz her zamanki işlemleri yapıyoruz. Kaynattık, işte uygun sıcaklığa soğuttuk, içine maya kattık, bekledik, yoğurt olmadı. O zaman bu sütün içerisinde bir antibiyotik madde kalıntısı olduğunu ya da koruyucu madde ya da dezenfektan madde olduğunu düşünmek durumundayız. Çünkü yoğurt oluşumunu sağlayan da bir bakteridir. İki adet bakteridir hatta. Streptococcus, Thermophilus, Lactobacillus, Bulgaricus dediğimiz iki bakteri. Bu bakteriler ortamda koruyucu madde ya da antibiyotik esaslı bir madde varsa onlardan olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla sütün yoğurta dönüşümünü sağlayamayacaktır. Yoğurtlaşma olmuyorsa ya da yoğurt oluşumu olmuyorsa sütte bir problem olduğunu düşünmek durumundayız. Antibiyotik ya da koruyucu madde içeren sütleri de kullanmak doğru değil. Şimdi sütün kesilmesini antibiyotik ve koruyucu maddeler aynı zamanda sütün doğru soğuklukta soğutulmaması yani doğru ısıda soğutulmaması sebebiyet veriyor. Peki hocam bir de yoğurt yaparken karşılaştığımız en temel sorunlardan bir tanesi de yoğurdun böyle biraz böyle sümüksü olması, böyle akışkanlığının çok fazla olması. Mesela bunun sebebi nedir? Bunu engellemek için ne yapmak gerekiyor? Ya burada şimdi tabii evdeki hani yoğurtu yapıyoruz. O yoğurtun bir kısmını bir sonraki yapacağımız yoğurt için maya olarak kullanıyoruz. Ama zaman içerisinde mayadaki bakteriler zarar görür, aktivitesi düşer. Yani maya bozulmuştur aslında hani halk tabiriyle. Böyle bir durumda yeni bir maya bulmalıyız. Ya komşumuzun kapısını çalacağız ya da işte piyasada, marketlerde satılan yoğurt mayaları var. Onlardan birisini kullanarak yoğurt yapacağız. Bu sünme ya da sümüklenme, yapış yapış olma hali evet bir ciddi sorundur. Mesela meme enfeksiyonları olan hayvanlardan sağlanan sütler bu soruna neden olabilir. Yani yoğurt mayasını oluşturan bakterilerin bozulmuş, uygunsuz olması haricinde hasta hayvandan sağlanan sütler bu soruna neden olabilir.
yoğurt mayasına istenmeyen bir takım bakteriler, mikroorganizmalar bulaşmış olabilir. İşte yoğurt oluşumunu sağlayan bakterilerin hani biz çoğunlukta olmasını isteriz ama zaman içerisinde dediğim gibi maya bozulabilir, ortamdan ya da çeşitli vasıtalarla başka bakteriler bulaşabilir. Bu bakteriler sütle çalıştığında işte yapış yapış bir takım hani maddelere oluşturur. Bu da böyle sünme ya da sümüksülenme, fıtının yapışkan olması gibi bir yapıya yol açar. Bir başka neden sık yapılan bir hata aslında bu evde. Mayalama sıcaklığının düşük olmasıdır. İdeal mayalama sıcaklığı 43-45 derece santigrattır. İşte biraz böyle hani el yakan bir sıcaklık diyebilirim. Mayalama süresi boyunca yani birkaç saat sürer. Sıcaklığın 40 dereceden aşağı düşmesi bu sümüklenme, yapışma sorununa, yapışkanlık sorununa yol açtığı gibi pıhtının çok gevşek olmasına da yol açar diyebilirim. Hocam son olarak benim de yaşadığım yani 15 yıldır evde yoğurt mayalayan biri olarak benim de yaşadığım ve çözemediğim bir şeyi söyleyeyim size. Onunla ilgili de belki bir şey söylersiniz. Ev yoğurdu yani benim mayaladığım ev yoğurdu hiçbir zaman çok katı ve yoğun bir yoğurt olmuyor. Yani ev yoğurdunun yapısı mı budur? Yoksa burada da Evet. yanlış yapılıyor. Yok bir yanlış söz konusu değil. Hiç Yoğun de bir şey rahatsız mi var? duymaya da gerek yok bu konuda. Evde yapılan yoğurt genellikle dışarıdan aldığımız endüstriyel yoğurtlar gibi sıkı pıhtıya sahip olmaz. Ama bu bir sağlıksızlık göstergesi ya da bir problem değil. Çünkü endüstriyel yoğurtlar düşük sıcaklıkta vakum altında buharlaştırma yapılır. Yani suyunun önemli bir kısmı uçurulur, katı maddesi artırılır. Doğal olarak zaten daha katı olur. Hiç sorun değil. Yani ben de evde yaptığımda ince bir süzgeçten yoğurtu süzüyorum. Daha katı yoğurt elde ediyorum. Süzüntü suyunu da ya ayran olarak tüketiyorum ya da yoğurt çorbası yapıyorum. Dolayısıyla hiç sorun yok. Bu şekilde değerlendirmek de mümkün. Evet, çok teşekkürler hocam verdiğiniz Ben incelikli teşekkür bilgiler ederim Leyla. için. Çok sağ ol. Evet, Çok ev sağ ol. yoğurdu yapmanın ince ayrıntılarını konuştuk bugün kısa ve özde. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.